Öksürük krizine tutulan servis şoförü baygınlık geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybedip bankaya dağıldı. Neyse ki facia yaşanmadı. Araçtakiler ve tam da o an ATM'den para çeken bir kişi ölümden döndü. Ben öksürmeye başladım bayağı seri şekilde. O an ben öksürünce kafam direksiyona doğru düşmüş. Direksiyon başında öksürük krizine yakalandı. Servis minibüsüyle bankaya daldı. Direksiyonu çevirmişim, direkt bankaya ATM'lerine doğru giriş yapmışım. Camlar kırılmış, ATM dökülmüş. Servis şoförü Vedat Öçal direksiyon başındaydı. Tam kağıthaneye gelmişti ki hayatının şokunu yaşadı. 50 metre gerisinde seri şekilde öksürmeye başladım. Geri kalan 15 saniye hatırlamıyorum. Öksürük kriziyle birlikte servis şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla ilerledi, kaldırıma çıktı ve cadde üstündeki bu bankaya daldı. Saksının bir tanesi arabanın altına denk geliyor. Daha fazla gitmemizi engelliyor. O sırada ATM'den para çeken bir kişi de son anda minibüsün altına kalmaktan kurtuldu. 3 tane bankamatik var bankada. O arkadaş tam sağda. Bizim minibüs sekerek diğer iki ATM'ye geliyor çok şükür. Onunla birlikte araçtaki 5 kişi de kazayı ucuz atlattı. Bir tanesi benim koltuğum başına çarparak çok az kaşından yararlanıyor. Gündüz olsa burası zaten kalabalık da bir yer. Kazayla birlikte minibüsün daldığı bankada hasar büyük. Camlar tuz buz oldu. ATM'ler parçalandı ve bugün de banka kapalı durumda. Bankaya gelmiştik, işlem yapacaktık ama maalesef böyle bir olayla karşılaştık. Vedat Öçal hemen hastaneye kaldırıldı. Konuştuğum uzman arkadaşların söylediğine göre kalp krizinden şüpheleniliyor.